Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Batı'nın müdahaleleri karşısında Türkiye-Azerbaycan ekseni. Selçuk Türk Yılmaz. Rusya ve Batı Avrupa devletleri aynı anda farklı gerekçelerle Ermenilere destek vermişlerdi. Rusya Güney Kafkaslarda hakimiyetini sürdürmek, Batı Avrupa ülkeleri de aynı coğrafyadaki menfaatleri açısından Ermenilere destek veriyordu. Küresel rekabetin olanca hızla arttığı dönemlerde Rusya'dan ve çeşitli Avrupa ülkelerinden aldıkları destekle Ermeniler din, ideoloji ve örgütlenme bakımından ciddi dönüşümler geçirdi. Bu değişimler Ermenileri yaşadıkları bölgeler, şehirler ve kültür ortamlarıyla sorunlu hale getirdi. Dönemsel kazanımları mutlaklaştırdıkları için şartların değişimiyle ortaya çıkan zaafları ve kayıpları kabullenemiyorlar bu açıdan tedhiş ve terörü bir araç olarak kullanmakta sakınca görmüyorlar. Bugün İslam dünyasına yönelik suçlamaların haddi hesabı yok. Suçlamaların biri de terörist faaliyetlerdir. Terörist eylemlere yönelik eleştirilerin haklılığını bir tarafa koyduğumuzda İslam dünyasına yönelen eleştirilerin mevzi eylemlerin çok ötesine geçtiği, bizzat dinin ve dini değerlerin hedefe konulduğu çok açıktır. Bu çerçevede İslam dünyasını temsil eden liderler de bu suçlamalardan payını almaktadır. Bu da terör kavramının bir silah olarak kullanıldığını gösterir. Eğer amaç terörü sonlandırmak olsaydı daha farklı bir yaklaşım sergilenirdi. Bunun tam aksine son dönem Türk ve İslam tarihinde terörist faaliyetler bizzat Avrupa devletleri tarafından desteklenmiştir. Yunan ayaklanmasından itibaren terörist faaliyetler tedhiş eylemleri kategorisinde tekrarlandı ve büyük kayıplara sebep oldu. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında çok daha etkili olan bu faaliyetler Balkanlar, Anadolu ve Kafkaslar'da büyük değişimlere sebep olmuştur. Kafkaslar'da Müslümanlara yönelik tedhiş eylemlerini durdurmak amacıyla kurulan ve Ahmet Ağoğlu'nun başkanlığını yaptığı Difai Teşkilatı, batılı ülkeler tarafından desteklenen Ermeni terörünü anlamamız açısından önemlidir. Nitekim Difai Teşkilatı kurulduktan sonra Ermeniler tarafından bir araç olarak kullanılan tedhiç yani terör eylemleri durmuş, sıradan halk rahat bir nefes almıştır. Terör eylemlerinin coğrafyamızda etkili olduğu ve teröristler lehine sonuçlar doğurduğunu Kafkaslarda da görebiliriz. Ermeniler her defasında Kafkasya Türkleri aleyhine toprak kazanmış ve somut bir örnek olarak Karabağ statüsünde Ermeniler lehine değişimler olmuştur. Ermeniler batıdan destek bulmakta zorlanmadıkları için terör faaliyetlerinden kaçınmamışlar ve her defasında kazanımlar elde etmişlerdir. 1990'larda Azerbaycan topraklarının yeniden işgaliyle başlayan dönemde de geçmişin tekrarı yaşandı. Azerbaycan'ın tarihi şehirleri işgal edilirken tedhiş eylemlerinin yeniden vuku bulması belli bir amaca ve programa işaret ediyordu. Ve Ermeni liderler bunu açıklamakta bir sakınca görmedi. Zayıf durumda olan Türklerin cevap vermeye takati yoktu ve Avrupa Ermenileri her zaman koruyacaktı. Türklerin zayıflığı üzerine bir sistem inşa edilmişti. 27 Eylül'de başlayan hadiseleri de bu çerçevede değerlendirebiliriz. 100 yıl sonra Kafkasya Türkleri zaaf üreten taraf olmaktan çıkınca Ermenistan'ın tedhiş eylemleri kendine zarar vermeye başladı. 90'larda dahil olmak üzere sürekli kazandıkları için benzer bir sonuç hayal ettikleri açıktır. Ermenistan'ın veya Ermenilerin ateşkes anlaşmasından sadece birkaç dakika sonra sivil yerleşim yerlerini vurmasının sebepsiz olmadığı açıktır. Yaklaşık 150 yıldır destek gördükleri merkezlerin harekete geçmesini ve Kafkaslardaki durumu Ermenistan'ın lehine sonuçlandırmasını istiyorlar. Ermenistan ateşkes anlaşmalarından hemen sonra Azerbaycan şehirlerini füzelerle vurduğu halde Kafkasya Türklerinin dehşet duygusuna teslim olmadıklarını ve dolayısıyla çözülmediklerini görüyoruz bu durumu savaşın gidişatını belirleyen en önemli faktörler arasına koymak gerekir. Halkın veya milletin ne büyük güç kaynağı olduğu bir kere daha anlaşıldı. Ermenilerin en büyük yanlışı da buradadır. Batı ile iyi ilişkiler kuran örgütlere kendilerini teslim ettiler. Coğrafya, kültür, din ve ideoloji alanında meydana gelen değişimlerle birlikte düşünüldüğünde Ermeni örgütlerinin sıradan Ermenilere de zarar verdiği açıktır. Azerbaycan-Türkiye eksenini küresel enerji jeopoliti ya da Çin Amerika rekabeti açısından ele aldığımızda doğu batı eksenindeki gelişmeleri daha iyi anlamak mümkündür. Fakat yerel nüfusun coğrafya aleyhine yabancılarla kurduğu ilişkiler bağlamında ele aldığımızda çok daha farklı sonuçlara ulaşacağımızı gözlerden uzak tutmamak gerekir. Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuldu. Selçuk Türk Yılmaz